Saadet Partisi'nden mi size daha çok geçişler oluyor? AK Parti'den en fazla geçiş var. Bizim bugüne kadar ki yaptığımız üyelerimizin %60-70 oranında AK Parti'den gelenler. Çünkü ciddi bir yıpranmışlık var, ciddi sıkıntı var, dejenerasyon var. Zaten İstanbul ve Ankara seçimleri bunu açıkça ortaya koydu. İstanbul'da, Ankara'da ben hep söylüyorum, CHP kazanmadı, AK Parti kaybetti. Neden? Çünkü bu yapılan yanlışlar, halktan kopuk hale gelme, maalesef bir takım suistimaller ve israf, kibir, gurur, bunları insanlar yaşadılar. Ve uzun bir sürede geçtiği için bunlar artık herkes tarafından da duyuldu, şahit olundu. Ve kendi seçmeni AK Parti'nin İstanbul'da sandığa gitmedi, Ankara'da sandığa gitmedi ve böylelikle CHP Ankara'yı da İstanbul'u da aldı. Pek çok Anadolu'daki il belediyelerini MHP'ye kaptırdı AK Parti'ye olan tepkiden dolayı. Mesela Bayburt, AK Parti'nin %60-%70 oy aldığı bir yer, Bayburt'u dahi MHP'ye kaptırdı AK Parti. Bu tepkiler tabii giderek de artıyor. Demin söylediğim Cumhur İttifakı'nın oy oranının sürekli erimesi, azalması da bunun bir göstergesi. Ve oradan ayrılan insanlar çok büyük ölçüde yeniden Refah Partisi'ne geliyorlar. Çünkü diğer alternatiflerle ilgili de ciddi bir rezerv var toplumda. İşte demin söylediğim yeni kurulan iki tane parti. Birincisi bu eleştirdiğiniz konular 10 sene, 12 sene sizin de kaptan köşkünde olduğunuz gemide oldu. Yani ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak, dışişleri bakanı olarak, başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, AK Parti'nin MYK'sında en üst düzeyde karar noktasında görevde olan insanlar olarak 10 sene, 12 sene, 13 sene bunun içindeydiniz. Sonra çıktınız. Şimdi Türkiye battı, bitti. Ekonomi çöktü, dış politika perişan oldu. Peki bunda sizin hiç payınız yok mu? Bir defa bu tepkiden dolayı arazide, seçmen nezdinde, Anadolu'da çok fazla bir karşılıkları olduğunu görmüyoruz. Şeyleri de, üye sayıları da demin söylediğim bunu gösteriyor. Bir diğer tabii tepki noktası da efendim siz Tayyip Bey sayesinde başbakan oldunuz, bakan oldunuz. Bunu Tayyip Bey'e borçlusunuz. Şimdi çıktınız, arkasından konuşuyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Bu hoş olmuyor deniyor. Dolayısıyla ciddi dezavantajları var. Saadet Partisi'nde de bu CHP ile ve FETÖ ile olan yakınlaşmadan dolayı büyük bir tepki ve rezerv var. Biz kendimiz arazide buna şahit oluyoruz. Bizim teşkilatlarımızı kahvedeki, köyün kahvesindeki kahveci içeri sokmuyor. Ben sizi konuşturmam. Meğerse rozeti Saadet Partisi rozeti zannetmiş. Kırmızı bir de hilal de olunca. Sonra diyorlar ki ya biz Saadet Partisi değiliz. Yeniden Refah Partisi'yiz. Bu Erbakan Hoca'nın oğlu kurduğu başka bir parti. Öyleyse diyor gelin konuşun. Yani bundan dolayı AK Parti'de çözülme çok üst düzeyde. Bundan dolayı da o çözülme yeniden Refah Partisi'ne yansıyor. Üyelerimizin dediğim gibi %60-70 oranında AK Parti'den gelenler oluşturuyor.